Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. 3-4 haftadır sıra dersler olarak yani mevzu veya bir risalenin devamını okuyoruz her derste. 20. lemadan başlamış ilk okumaya İhlas Risalesi. Birinci noktasını okuduk. İkinci sebebini okuduk. Şimdi de üçüncü sebebini okuyacağız inşallah bu hafta. Sayfa 151. Lakin mevzu dersi olduğu için tekrar birinci noktanı, birinci ve ikinci sebeplerini şöyle hülasa olarak tekrar söyleyeceğiz. Ehl-i iman arasındaki müthiş ihtilafatın ve ayrılığın, nifakın gözükmesinin, ehli dalaletin, ehli dünyanın bir arada beraber hareket etmesinin sebeplerine baktığımızda birincisinde ehli hakkın ihtilafı haksızlıktan gelmediği gibi ehli dalaletin ittifakı dahi bir hak sahibi olduklarından veya herhangi bir haklılıktan gelmediğinden bahsetmişti. Birinci sebebi ehli dalaletin, ehli dünyanın arasında bir ihtilaf olmamasının sebebi kendi aralarında bir vazife taksimi olması sebebiyle birbirleriyle herhangi bir rekabete girmemeleri, yani vazifelerin birbirinden tayin edip ayrılmış olması, birbirinden farklılıkları ortaya çıkmış olması sebebiyle ehl-i dalalet birbiriyle ihtilaf etmiyordu. Birbiriyle uyum içinde çalışıyorlardı. Ama ehl-i diyanetin vazifeleri, tebliğ sahası tayin edip birbirinden ayrılmadığı için her hizmet hareketinin zemini, ortak zemin veya aynı şahıslar olduğu için aralarında bir ihtilaf söz konusu oluyor diye birinci sebepte bahsetmekteydi. İkinci sebebe geldiğimizde hülasaten gene ehli dalalet zillet içinde oldukları için, yani hakikatte güçsüz oldukları, bir hak kuvvete, Cenab-ı Hakk'a dayanmadıkları için kendilerine yardım edebilecek bütün her şeyi kendileri aleyhinde kullanmaya çalıştıklarından bir kuvvetli gözükme hali vardı. Ama ehli dünya, bunun tam tersine olan ehli ahiret ise bir zaaf, bir zillet hissettikleri vakit insanlar yerine insanların Rabbine itimat ettiği için, ona dayandığı için diğer insanlara, diğer kimselere bu hususta bir böyle ittifak ihtiyacı hissetmediğinden ehli dünya bir, ehli hakikat ise birden fazla böyle meşrep, grup gibi hizmet hareketleri ortaya çıkmıştı. Bunun için de ihlas kazanmak için 9 emirden bahsetmişti. Üstad burada işte müsbet harekettir. İşte haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemesidir. Nefsini, enaniyetini, yanlış düşündüğü izzetini terk etmesi gerektiğini, hakkı batın sabletinden kurtarmak için ihlas kazanması gerektiğini, ehli hakla ittifak etmenin tevfik ilahinin bir sebebi olduğunu bu 9 emirde de böyle bize izah etmişti. Şimdi 3. sebepteyiz. Bu üçüncü sebebe girmeden önce de tarihçi hayatta sayfa 89'da Üstad 6 tane madde sayıyor. Bu maddelerden bir tanesi buna bakıyor ama ben hepsini okumak istiyorum. O hastalıklar bunlardır. Yeisin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Sıdkın, doğruluğun hayatı içtimai siyasiyede ölmesi. Adavete muhabbet. Ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Bizim mevzumuza bakan dördüncü madde, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. 5. Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. 6. Menfaati şahsiyesine himmeti hasretmek. Bu hutbe-i şamiye de geçiyor. 6 hastalıktan bahsediyor Üstad orada. Bize bu İhlas Risalesi'nde 20. lemeye bakan dördüncü madde, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Yani ehli imanız diyoruz, elhamdülillah diyoruz. Ama diğer ehli imanla sanki aramızda bir husumeti varmış gibi bir vaziyete giriyoruz. Bunun sebebi de burada dediği gibi ehli iman ile
olan nurani rabıtaları bilmediğimizden veya anlamadığımızdan veya göremediğimizden kaynaklanıyor. Şimdi burada üçüncü sebebe tekrar giriş yapacak olursak, ehli hakkın ihtilafı himmetsizlikten, aşağılıktan ve ehli dalaletin ittifakı uluv-i himmetten değildir. Ehli hakkın ihtilafı himmetsizlikten, aşağılıktan ve ehli dalaletin ittifakı uluv-i himmetten değildir. Belki ehli hidayetin ihtilafı uluv-i himmetin suistimalinden ve ehli dalaletin ittifakı himmetsizlikten gelen zaaf ve acizdendir. Ehli hidayeti uluv-i himmetten suistimale ve dolayısıyla ihtilafa ve rekabete sevk eden ahiret noktayı nazarında bir haslet-i memduha sayılan hırs-ı sevap ve vazife-i uhrevi de kanaatsızlık cihetinden ileri geliyor. Yani bu sevap ben kazanayım, bu insanlar ben irşad edeyim, benim sözümü dinlesinler diye karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine, yardımına ve uhuvvetine muhtaç bir zata karşı rekabetkerane vaziyet alır. Şakitlerim ne için onun yanına gidiyorlar, ne için onun kadar şakitlerim bulunmuyor diye enaniyeti oradan fırsat bulup mezmum bir haslet olan hubb-ü caha temayül ettirir, ihlası kaçırır, riya kapısını açar. Şimdi buraya beraber bakacak olursak, ehli hakkın ihtilafı himmetsizlikten ve aşağılıktan gelmiyor. Ehli hakkın ihtilafı himmetsizlikten, yani gayretsizlikten, tembellikten, uyuşukluktan veya zelil oldukları sebebiyle birbirinden ayrı durmuyorlar veya birbirinden ayrı gözükmüyorlar. Riya kapısı neden açılıyor? Rüya kapısı oraya gelince inşallah orayı da söyleyelim abi, o paragrafın cümlesine. Bunun tam tersi olan ehli dalaletin ittifakı. Ehli dalaletin ittifakı bir arada durması, beraber hareket etmesi ise çok gayretli olduklarından değil. Belki ehli hidayetin ihtilafı, uluv-i himmetin, yani bu yüksek olan himmetin, gayretin, hamiyetin yanlış kullanılmasında, yani suistimalinden ve ehli dalaletin ittifakı himmetsizlikten gelen zaaf ve acizdendir. Yani ehli hak yüksek derecede bir kabiliyete, kuvvete, gayrete sahipler. Elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ama bunun tam tersi olan ehli dalalet ise ehli hakka nispeten biraz daha uyuşuk bu konularda. Biraz daha tembel davrandıkları için birbiriyle beraber hareket ediyorlar. Birbiriyle beraber hareket ettikleri için gayretliymiş, çalışkanmış ve himmet sahibiymiş gibi görünüyorlar. Ehli hakkı ihtilafa düşen sebeplerden bir tanesi ise hırsı sevap ahiret noktasında. Yani bu sevap ben kazanayım, bu insanlar ben inşa edeyim, şu dersi ben okuyayım, şu manayı ben söyleyeyim gibi, yani ben merkezli hareket etmeler neticesinde ehli hak hırsı sevap cihetine girerse hizmete, hedefte Cenab-ı Hakk'ın rızası yerine sevap ön planda olursa, bu insanlar arasında rekabete ve neticesinde ihlas kaçırmaya ve neticesinde de riyaya sebep oluyor. Riyaya sebep olan bir amel ise altını toprağa, toprağı da altına çevirebiliyor. Yani bu niyet meselesine giriyor. Yani niyet öyle bir kimyadır ki altın toprak, toprağı altın yapar. Veya şişeler elmasa, elması şişelere çevirir diyor üstad. Bu sebep nedir ki ehli hak hizmette bulunurken ben sevap kazanayım, bu insanlar ben irşad edeyim, bu dersi ben okuyayım, işte benim sözümü dinlesinler, bu manayı ben söyleyeyim gibi şeylere girerse ihlası kaybediyor, riyanın kapısını aralıyor. Bunun neticesinde de ihlas yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. İhlas zaten sürekli bir mevzuda işlediğimiz gibi
Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak. Onun rızasını esas maksat yapmak. Veya bir şey yaparken başka bir menfaat gütmemek Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka. İşte bu hatanın, yani ihlası kaçırmanın, riya kapısını açma hatasının ve bu yaranın, yani riyakarlık yarasının ve bu müthiş maraz-ı ruhinin ilacı şudur ki, Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Yani riyadan kurtulmanın, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmanın bu gibi şeylerden, yani hastalıklardan, marazlardan kurtulmanın yolu sürekli, yani bu zihnimiz dolursa Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Yani ihlasa uygun olmayan veya ihlası bozacak olan her şey Cenab-ı Hakk'ın rızasından o halde uzaklaştıracak olan şeylerdir. Kesret-i etba, yani gelen gidenlerin çok olması, kendisine tabi olanların fazla bulunması ve fazla muvaffakiyet ile ihlas veya Cenab-ı Hakk'ın rızası kazanılmaz. Bilakis Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Yani dinleyen, dersi gidip gelen, görüşümüz 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa, ihlaslı bir şekildeyse bunlar, yani bu 3-5 kişi belki 30-50'ye veya daha fazlalara üstün gelebiliyor, ruhaniyet kesbedebiliyor. İhlas sahibi olursa bu 3-5 kişi. Ama bunun tam tersi, yani Cenab-ı Hakk'ın rızası esas maksat değil de gelen gidenlerin çoğunluğu, fazla olması gibi şeyler olursa esas maksat, bu da insanları Cenab-ı Hakk'ın rızasından uzaklaştırıyor. Çünkü onlar vazife-i ilahiye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Çünkü onlar derken gelen gidenlerin fazla olması, dinleyenlerin istifade etmesi, bunlar bizim vazifemiz değil. Bizim vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehirlerini anlatmak. Yani tebliğ vazifesinde bulunmak. Dinletmek veya dinletmemek ise bu bize ait değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Biz sadece, yani vazifemizi yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesi olan kabul ettirmeye karışmamamız gerekiyor. Bunu pratiğe dökersek mesela bir kişiye abi derse gelen mi demek dedik. İkincisi de ne dedik. Üçüncüye dememiz gerekiyor mu? Gene gerek. Yine gerekiyor değil mi? Tamam. Yani bu konuda hiç bıkmamak gerekiyor. Hatta bu Ebu Cehil demiş ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Muhammed demiş Aleyhisselatü Vesselam. Eğer dediğin gibi bir Allah varsa, dediğin gibi bir mahşer varsa, dediğin gibi bir hesap günü varsa, ben orada senin Rabbine diyeceğim. İşte bu bana geldi, tebliğ vazifesini yaptı, daha bana gelme diyeceğim diyor. Yani Ebu Cehil bunu demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hani halk arasında bir tabir var, bıktırana kadar diyor ya. Yani böyle sıkmadan, işte böyle akşam dersimiz var, müsaitsen bekleriz demek uygun olur abi. Evet, çünkü onlar, yani kabul ettirmek vazifesi, vazife-i ilahiye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Evet, bazen bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Bazen bir tek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Mesela bunu düşünecek olursam, Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelmiş olan, vefat etmiş olan bütün insanlar, hepsi şu an toprak altında pişman. Hepsi, bilâ istisnasız. Gayrimüslim ise neden pişman? Yani dönemin peygamberine, kimse artık ona iman etmediği için pişman. Küfür üzere öldüğü için pişman. Ve sadece dünyaya gelip bir an, mesela Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar ki şu anda, bizi işte bir dakikalığına dünyaya gönder, bizi tekrar sonra canımızı al diyorlar. Niye? Çünkü bir an için, yani bir dakika için dünyaya gelip kelime-i şehadet getirecekler ve Müslüman olarak ölmüş olacaklar. Ama küfür üzerine ölen insanlar, küfür üzerine öldükleri için şu anda, yani kabirlerinde pişmanlık duyuyorlar ve sürekli Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Hani diyor ya, bir tek kelime sebab-ı necat ve medar rıza olur dedi ya burada. Bir kelime. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir cümle sebebi necat oluyor.
Neyden? Ebedi bir azaptan. Belki şunu söylemek 30 saniyemizi alıyor. Ama bizim ebedi bir sebep necatımız oluyor. Azaptan kurtuluş sebebimiz oluyor. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar nazar olmamalı. Yani sayının, sayısal çoğunluğun, miktarın önemi çok da göz önüne alınmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rızai ilahiyeye medar olur. Bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rızai ilahiyeye medar olur. Bu da mesela şunu şöyle düşünebiliriz. Toplum nazarında belli bir yere gelmiş, belli bir mevkisi olan birisinin Müslüman olması gayrimüslimken birçok insan tarafından böyle hayret ediliyor. Ama normal hiç bilinmeyen birisinin Müslüman olması o kadar itibar alınmıyor. Hani burada dedi ya, bazen bir tek adamın irşadı bin adamın irşadı kadar rıza ilahi medar olur diyor. O adam mesela Müslüman olduğunu görenler veya ehli gafletken ehli hidayet olan insanların böyle doğru olduğunu görenler, ha bu adam bunu yaptıysa bu mevkideyken demek ki bunun yaptığı haktır deyip onun peşinden gidilebiliyor. O insan öyle taklit edilebiliyor. Veya birçok insanı böyle küfre götüren, günaha sürükleyen insanlar hidayeti bulup doğru yola geldiği zaman o adamın potansiyel olarak yapacağı günahlar, yapacağı dezenformasyonlar yani bozulmalar olmadığı için bin adam sanki böyle o işlenecek potansiyel olarak işlenecek günahlar işlenmemiş oluyor. Mesela bir şarkıcı dediğimiz gibi mesela doğru yola geliyor, yolunu döndürüyor. Bu adam dolayısıyla şu şekilde şarkılarını söylemeye devam etmiş olsaydı ne olacaktı? Birçok insan onunla beraber sürüklenecekti. Ama bu adam yönünü kıbleye dönünce o tarafı terk etti ve işlenecek olan o potansiyel günahlar işlenmemiş oldu. Dolayısıyla bir tek adamın irşadı bin adamın irşadı kadar netice vermiş oldu. Hem ihlas ve hakperestlik ise ihlas, Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak ve hakperestlik ise yani doğrudur. Doğru kim söylerse söylesin doğru doğrudur. Yani benim düşüncemden, benim yanımdan, benim adamlarımdan da söylese doğru doğrudur. İşte karşıdaki adamlardan birisi söylese doğru gene doğrudur. Düşüncesine sahip olmak ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerin taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar bana düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Bu sayfanın başında dedi ya, bu sevabı ben kazanayım, bu insanlar ben irşad edeyim, benim sözümü dinlesinler gibi düşünceler. Eğer bunlar olursa o insan nefsin ve enaniyetin hilesini kapmış olur ve dolayısıyla nefsin ve enaniyetin tuzağına da düşmüş olacaktır. Yoksa netice itibariyle burada işte ben sevap kazandıram yerine işte burada ders okunsun, birisi ders okusun, ondan istifade edelim, o da istifade etsin, biz de istifade edelim. Düşünce sahip olmak ise bu ihlaslı. Yoksa işte illa ben okuyacağım, işte benim sözümü dinlesinler, bu dersi ben okuyayım gibi düşünceler ise nefsin bir hilesi olup İhlası kaçırıp riya kapısını açan sebeplerdir. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Ey sevaba hırslı ve amel uhreviye kanaatsız insan. Ey sevaba hırslı ve amel uhreviye kanaatsız insan. Oradaki sahabe hırslı derken abi. Nasıl Bu anlayacağız az onu? önceki başta dedi ya, ben okuyayım, ben sevap kazandırayım Ha o noktada. düşüncesinde Ha olan. evet. Yoksa normal sevap kazanmak manasında değil. Bazı peygamberler gelmişler ki mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine o peygamberlik vazife-i kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Hindistan'da vesaire yerlerde. Peygamberler gelmiş aleyhisselam. Ya hiç iman eden olmamış veya birkaç kişi iman etmiş.
Ama onlar gene Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, tebliğ ettikleri nebilik, peygamberlik vazifesinin ücretini almışlar. Bir de şu var mesela, bazı şeyler bir ünvandır, bir alemdir. Mesela Müslüman. Bu bir sıfattır. Kim kelime-i şehadet getirirse ve dinin muktezasını yerine getirirse bu insan Müslüman olur. Ve işte nedir? Kafir. Gene bu bir sıfattır. Kim işte imana zıt yaşarsa, imanın gereğinin dairesinin dışında kalırsa bu işte kafir sınıfında kalmış olur. Tıpkı bunun gibi peygamberlik de bir sıfattır. İşte Deccal, Mehdi, Süfyan, Zülkarneyn gibi gibi bunların hepsi birer sıfattır aslında. Bunların mesela vasıflarına bakmamız gerekiyor. Peygamberler ve peygamberlerin yolunda yürüyenler ne yapmışlar? Onların davası, gayreti ne üzerine olmuş? Bir de küfür üzerine yürüyenler işte Nemrutlar, Şeddatlar vesaire şeyler. Bunlar ne üzerine yaşamışlar? Bunların yolda yürüdükleri yolun özelliği nedir? Biz hangi yolun özelliklerini taşıyorsak bir nevi onun küçük bir misal müsagarıyız. Mesela peygamber mesleğini yürüyorsa bir insan bir nevi onun vekili gibidir. Küfür üzerine yürüyorsa bir insan tıpkı o küfrün yine küçük bir numunesi gibi. Yani küçük bir Deccal gibi, küçük bir Süfyan gibi, küçük bir Firavun gibi sıfatlar taşıyor. Tıpkı bunun gibi yani peygamberlik vazifesini icra eden o peygamberler aleyhisselam birkaç kişi ümmeti de olsa onlar o peygamberlik sıfatına sahip oldukları için ücretini de Cenab-ı Hak'tan almışlar. Bu gösteriyor ki hüner kesret-i etba ile değil. Asıl gayret yani asıl gaye, asıl netice çokluk değildir. Hüner rızay ilahiyi kazanmakladır. Asıl şey bu. Mesela şurada dersin yani 10 kişi var, 20 kişi var. 200 kişi ders okuyan yerler de var. 1000 ve üzeriyle beraber ders okuyan yerler de var. Bunları biliyoruz. Bundaki gaye yani bu sayısal olarak çoğalmak, çoğunluk değil. Yani buradaki insanların, ders dinleyenlerin, okuyanların Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanıp kazanmaması. Yani ihlas sırrına erip ermemesi. Asıl mesele bu. Keyfiyet meselesi. Keyfiyet meselesi. Usta Hazretleri tohum örneğini veriyor ya. 100 tohumu ekiyorsun, 20'si çıkıyor, 80'i çıkmıyor. Evet. Ne oluyor yani o 80'i zarar mı olmuş oluyor? Tohum Hayır, cihetinden. o çıkan 20 tanesi o 100 taneden belki 1000 tane veriyor yani. Aynen öyle de diyor. Teklif de insanların diyor 5'te 1'ini kurtarsa, 5'te 4'ü şeye gitse, cehenneme gitse, o keyfiyet, cennet keyfiyeti olduğu için daha iyi iş görmüş oluyor yani ondan. Yani çokluğun ehemmiyeti yok. Şeyde, tavus, yumurta örneği de aynı şekilde yani. Demek hüner kesret etba ile değil, belki hüner rızay ilahiyi kazanmakladır. Zaten bir de şu var. Dediğiniz gibi mesela kemiyet yerine keyfiyet yani sayısal çoğunluk esas olursa yani fabrikasyon tarzında çoğalt çoğalt gidiyor. Ama bunların ne kadarı kaliteli, ne kadar gaye sahibi, ne kadar ideal sahibi. Mesela bir Müslüman veya mesleğimiz itibariyle bir nur talebesi bir ideal sahibi olmalı. Yani bir gaye hayali olmalı. O gaye hayaline yönelik olarak çalışmalı. Mesela şu Sirac-ı Nur'da sonlarda geçen bir şiirde onu tam sayfasını bilsem Hasan Feyzi abinin şiirinde bir cümlede geçiyor. Damla iken aslın senin, dağı taşı aşarsın. Sayfa 277'de Sirac-ı Nur'da. Damla iken aslın senin, dağı taşı aşarsın. Hem gökleri keşfedersin, sen de ey nur, böyle deha var. Bir noktayı cihan yap. O cihana hakim ol. Yani kendine bir gaye hayal belirle, bir ideal belirle. O cihana hakim ol. Ona yönelik ne kadar gayretin varsa, ne kadar çaban varsa onu sarf et. Zira
Senin bir noktanda güneş kadar zeka var. Senin bir noktanda güneş kadar zekan var. Yani damlayı ki aslı insanın dağı taşı aşıyor. Birçok yeri gökleri keşfediyor. Böyle bir dehası var. İşte böyle bir deha sahip olan insanın da kendisine bir noktayı cihan yapıp o cihana hakim olup ona yönelik çalışması gerekiyor. Yani insan da Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak noktasını, alemin en uç köşesine yazıp ihlas kazanmak, buna yönelik çalışırsa Cenab-ı Hak da onu muvaffak edecektir. Şeyde nedir mesela? İhlas birçok şeye giriyor. Aziz Allah. İhlasın en kısa tarifi ne? Riyadan uzak kalmak. İhlas eşittir riyasızlık. Yani bir şey yaparken riyadan kaçıyor musun? İşte onda ihlas vardır. Ama bir şey yaparken riyaya kaçıyorsan, ihlastan uzak kalıp riyaya kaçıyorsan, ders okurken, konuşurken, işte o riyaya giriyor. İhlastan uzak kalmış oluyor. Yani ihlas kazanmak nedir? Riyadan uzak kalmaktır. Sual, sen nece oluyorsun ki böyle hırs ile herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazife-i ilahiye karışıyorsun. Sen nece oluyorsun ki hırs ile ben sevap kazanayım, ben inşa edeyim, benim sözümü dinlesinler gibi hırs ile vazifeni unutup, tebliğ vazifesi unutup Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışıyorsun. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Hem hak hakikati dinleyen ve söyleyeni sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir. Hak hakikati dinleyen ve söyleyeni sevap kazandıran yalnız insanlar değildir. Cenab-ı Hakk'ın zişur mahlukları ve ruhanileri ve melaikeleri. Cenab-ı Hakk'ın zişur mahlukları, ruhanileri, melaikeleri kainatı doldurmuş, her tarafı şenlendirmişler. Madem çok sevap istersin, ihlası esas tut, Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas tut ve yalnız rızayı ilahiyi düşün. Yalnız rızayı ilahiyi düşün. Ta senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efratları ihlas ile ve niyeti sadıka ile hayatlansın. Canlansın, hassiz zişurun kulaklarına girip onları nurlandırsın. Sana da sevap kazandırsın. Çünkü sen elhamdülillah dedin. Bu kelam milyonlarla küçük büyük elhamdülillah kelimeleri havada izni ilahi ile yayılır, yazılır. Nakkaş-ı Hakim abes ve israf yapmadığı için o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek hadsiz kulakları halk etmiştir. Bununla alakalı mesela İşaretül Hicaz'a bir cümle geçiyor. Boş dağlar, hali sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur diyor. Bizim görmediğimiz boş dağlar, hali sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla doludur diyor. Burada da mesela 20. lemada demiş oldu. Cenab-ı Hakk'ın kulları veya insan sevap kazandıracak olan şeyler sadece insanlar olmadığından bahsetti. Zişurlar, ruhaniler, melekler bunlardan bahsediyor. Demek ki yani bu boş dağlar, hali sahralar Cenab-ı Hakk'ın bu tip insandan başka diğer zişur ableriyle, mahlukatıyla dolu. Yoksa işte bilmem nerenin bilmem neresinde bir işte bir mana var. İşte sarı çiçek açılmış. Biz bunu görmediğimiz halde orada onu tefekkür eden, orada onun kıymetini anlayan işte bu zihi ruhlar, zihi şuurlar ve melekeler var. Onlar o şekilde Cenab-ı Hakk'ı orada takdis ediyorlar. Bizde bin niyet, yani niyetimizle, bir tasavvur, düşüncemizle ve bir kuvveyle onların o tefekküründen, o feyizlerinden hissedar olabiliriz. Neydi işte düşüncemizi, irademizi, ihtiyarımızı kainatı böyle ihate edebilecek bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yaparak onların o ibadetlerinden biz de hissedar olabiliriz.
Cenab-ı Hak o kesretli mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları halk etmiş. Eğer ihlas ile, niyeti sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanilerin kulaklarına girerler. Eğer rıza ilahi ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse dinlenilmez. Sevap da yalnız ağızdaki kelimeye münhasır kalır. Seslerin ziyade güzel olmadığından dinleyenlerin ağızlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın. Yani sanki ihlas öyle bir tılsım ki, yani şurada sistem var, bunun elektriği gibi. Havada da bir sistem var. Yani kelimeler var, hava hücreleri var. İhlas ile söylenildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın rızası esas maksat yapılarak o hava zerrelerinde bir şey sisteme giriyor. Ruhanilerin kulaklarına girerek onlar hayatlanıyor. Eğer bu havada sistemindeki zerrelere ihlasla hayat verilmezse insanın söylediği dinlenilmiyor. Hani derler ya, söylediklerim havada kaldı. Sanki onun gibi. Söylenenler eğer ihlas yoksa havada kalıyor, bir nevi dinlenilmiyor. Sevap da yalnız ağızdaki kelimeye kalıyor. Dördüncü sebep, ehli hidayetin rekabet kerane ihtilafı akıbeti düşünmemekten, kimin? Ehli hidayetin rekabet kerane ihtilafı akıbeti düşünmemekten ve kasr-ı nazar olmadığından, yani ileri göremediklerinden gibi, ehli dalaletin samimane ittifakları akıbet endişlikten, neticeyi düşünmelerinden ve yüksek nazardan değildir. Yani ehli hidayetin arasında rekabet kerane ihtilaf akıbeti düşünmediklerinden veya neticeyi göremediklerinden değil. Ehli dalaletin samimane ittifakları da neticeyi düşünmek veya yüksek ileri görüşlülükten değildir. Belki ehli hidayet hak ve hakikatın tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak kalbin ve aklın dur endişane temayülatına tabi olmakla beraber istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden. O yüksek makam muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Kalbin ve aklın endişesine kapılıp durmadıklarından veya durmaya temayül göstermediklerinden, istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden ihtilafa düşüyorlar. Ehli dalalet ise nefsin ve hevanın tesiriyle kör ve akıbeti görmeyen bir dirhem hazır lezzeti bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın muktezasıyla birbirine samimi olarak muaccel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. Ehli dalalet ise hazır bir dirhem lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. Evet, dünyevi hazır lezzet ve menfaat etrafında aşağı kalpsiz nefis perestler samimi ittifak ve ittihat ediyorlar. Kalpsiz nefis perest dünyevi hazır zevk ve lezzet ve menfaat etrafında olan insanlar samiman ittifak ve ittihat ediyorlar. Ehli hidayet ahirete ait ve ileriye mütalik semerat uhreviyeye ve kemalata kalp ve aklın yüksek düsturlarıyla müteveccih oldukları için esaslı bir istikamet ve tam bir ihlas ve gayet fedakarane bir ittihat ve ittifak olabilirken enaniyetten tecerrüt edemedikleri için ifrat ve tefrit yüzünden ulvi bir menba kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlasla kırılır. Ehli hidayet olan sağ yolun yolcuların bize bakan kısımda ise ahirete yönelik olan işlerinde kemalata, kalbine veya aklın yüksek düsturlarına yöneldikleri vakit istikameti, ihlası, fedakarlığı, enaniyeti, yani bu şeyler, bu malzemeler için tam manasında
mevz olup eriyemedikleri için veya eriyemediğimiz için ittihat ve ittifakı kaybediyoruz. Burada diyor enaniyetten tecerrüt edemedikleri ve ifrat ve tefrit yüzünden bir menba kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlasla kırılır. Yani bir yerde geçiyor, muhakematta geçiyordu. Hiçbir şeyin ifratı da tefriti de iyi değildir diyor. Bir şeyde yani ne aşırı gideceksin, ne bu iyi karşılanır, ne de aşırı derecede geri kalacaksın. Bu da iyi karşılanmıyor. İkisi de hoş görülmüyor. Sadece bir şeyde müfrit ifrat da yani şey muhabbetle müfritane irtibat diyor. İrtibat meselesi hariç. Bunun haricinde başka hiçbir şey ne ifrat aşırılığı ne de tefriti geri kalmışlığı toplumca da insanlarca da hoş karşılanmıyor, güzel görülmüyor. O halde yani ifrattan da tefritten de uzak kalıp orta yolda yürümek mesela buna istikamet deniyor. İstikamet üzere olamadığımız için her zaman veya herkes ifrat ve tefritten kaçamadığı için veya çoğumuz enaniyetten tecerrüt edemediğimiz için aramızda olan ittihadı, birliği ve ittifakı ortadan kaldırıp bu ittihat ve ittifak ihtilafa ve tefrikaya dönüşüyor ve araya ayrılıklar giriyor. Bunun neticesinde ulvi bir menba kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlası da kırıyoruz. Yani sanki bir şey de şu, Cenab-ı Hakk'ın rızası yani böyle ittifak ve ittihatla da kazanılır dersek şurada anladığım manaya göre sanırım yanlış bir söz söylememiş olurum. Ulvi bir menba kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlasla kırılır diyor çünkü. Demek ittifak kaybolduğu vakit bunun sebebi ne, sebepler olarak ne çıkıyor? Ya enaniyetten tecerrüt edemediğimiz veya ifrat ve tefrite düştüğümüz sebebiyle bu şey ittifak kayboluyor. Neticesinde de ihlas zayi oluyor. Ve vazife-i uhreviye de zedelenir. Netice itibariyle ihlas kırılırsa vazife-i uhreviye de zedeleniyor. Kolayca rızayı ilahi de elde edilmez. Bu mühim marazın merhemi ve ilacı el hubbu fillah sırrıyla tarikatta gidenlere rekabetle iftihar etmek. Refakatle iftihar etmek. El hubbu fillah yani Allah için sevmek mi bu? Tarikatta gidenlere Allah için sevmek kaidesiyle iftihar etmek ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara bırakmak ve o hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğu ihtimaliyle enaniyetinden vazgeçip ihlası kazanmak. Yani madem hak yolda mı gidiyoruz? Tamam buyurun biz imam olmayalım. Ben imam olmayayım. Buyurun sen imam ol veya siz imam olun. Yani bu hizmet de birbiriyle müsabaka içine girilirse yani müsabaka şeydir. Müsbet manada olan rekabettir. Birbiri aleyhine garazında olmak değildir. Mesela işte nedir? Okuma programı var. Aylık işte ben işte düşün 500 okumuşum. Sen kaç okuyacaksın? Bu mesela müsbet bir rekabettir. Buna müsabaka deniyor. Ama birbiri aleyhinde olur da bu rekabet o zaman bu menfi bir rekabet oluyor. Buna da rekabet olarak isim veriliyor. Yani buna hak yolda müsabaka tarzında buyurun siz imam olun işte buyurun beraber yürüyelim gibi hak yolla ittifak edilirse beraber hareket edilmeye bu yolla beraber yürümeye çalışılırsa bunun neticesinde enaniyetten insan vazgeçmiş olur ve ihlası da kazanmış olur. Tabi bu da mesela Üstad özellikle şu alardaki kısa mektuplarda, küçük mektuplarda bunu çok vurguluyor. İşte sakın sakın işte sizi enaniyetle aldatmasınlar, enaniyetle vurmasınlar. İşte bir buz parçası hükmünde olan enaniyetinizi eritin. İşte bir buz parçası hükmünde olan enaniyeti bir havuza atın gibi gibi birçok şeylerle Üstad insanın enaniyetinden vazgeçmesini teşvik ediyor. Laikalardaki mektupla gene baktığımızda çok mektubun ilk cümlesi bu. Aziz Sıddık kardeşim. Aziz Sıddık kardeşim. Mesela bir insanın aziz olmasının yönü
yolu ihlas kazanmasına bakıyor. Bir insan mesela ihlası kazanmışsa, yani onun sıfatı azizdir. Eğer bir insan da sıdk mertebesine gelmişse, ona da mesela işte sadık deniyor. Üstad da o sebeple yani aziz sıddık kardeşlerim diyor. Hatta Gayrimünteşir bir mektupta bu aziz sıddık meselesini de üstad izah ediyor. Nasıl ki diyor Yusuf Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak yolunda Mısır azizliğini terk etmişse diyor benim kardeşlerim de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak yolunda dünyevi makam, şan, şerefi de terk etmesi yönüyle onlar da bu zamanın bir azizidir diyor. Bu manada böyle bir yarım sayfalık bir mektup var layıkalara girmeyen. Ve ihlas ile bir dirhem amel son kısım ve ihlas ile bir dirhem amel ihlassız batmanlar ile amellere racih olduğunu bilmekle ve tabiyeti dahi sebep mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlası kazanır, vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir. Yani sayısal olarak baksak mesela şurada 100 tane mesela 1 kuruş olsa, şuraya koysak adet olarak 100 tane var. Ama 2 adet de veya 5 adet de şuraya 1 lira koysak yani 5 lira. Birisi sayısal olarak 100 tane, biri sayısal olarak 5 tane. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızası tıpkı bunun gibi. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlaslı olursa az bir amel, ihlassız olmayan çoklara üstün gelebiliyor sayısal olarak. Yani ihlaslı olan bu mesela 5 lirayı ihlas olarak düşünecek olursa ihlaslı amel. Şuradaki 100 tane 1 kuruşu da mesela sayısal olarak çok oldukları halde şeyden daha azlar. 5 liradan daha kıymetsizler. Tıpkı bu da bunun gibi. Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla yapılan az olan amel, o 5 lira gibi mesela 5 adet, ihlas içinde olmayan, riyakarlık karışmış olan veya riyakarane yapılan o 100 tane amelden daha üstün oluyor. İhlas ile bir dirhem amel, ihlassız batmanları amellere raci olduğunu bilmekle o tabiyeti dahi sebep mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlası kazanır, vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir. Burada 5. sebepte kaldık. İnşallah diğer okuyacağımız derste 5. 6. sebepleri okumaya çalışacağız. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavat vel aradın ya Halık ve ya Halık külli şey gökleri yıldızlarla zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatla tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Musahhar yap ve bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağı demiri ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kamer tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalplerimizi ve akıllarımızı musahhar kıl ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevste mesut kıl. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahur davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.